Dakika'dan herkese merhaba. Bugün karşımızda Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı bölümünden Nuri Kara var. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz Hoş nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim ben de. Teşekkür ediyorum. İsterseniz uzatmadan konuya girelim hemen. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de ilk Dijital Oyun Tasarımı bölümü Bilgi Üniversitesi'nde. Peki bu genç bölüme baktığımız zaman hani hangi amaç doğrultusunda kuruldu? Evet, Dijital Oyun Tasarımı bölümü İletişim Fakültesi altında yer alıyor. Aslında oyun oynama ya da oyun tasarımına baktığımızda bir iletişim süreci hakim. Nedir? Gerek sistemle, bilgisayarla ya da diğer teknolojilerle bir etkileşim söz konusu, iletişim söz konusu ya da diğer oyuncularla, bir insanla iletişim söz konusu. Bu açıdan bakıldığında İletişim Fakültesi altında yer alması olağan bir durumdu. Bu yıl evet, ben Bilgi Üniversitesi'nde göreve başladım ve Dijital Oyun Tasarımı bölümüne geldim. Sürekli gelişen, çağımızın özellikle oyun teknolojilerinde gelişen dünyasına ayak uydurmak için öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Tabii. Aslında iletişimden de bahsettiniz. Ben de medya öğrencisi olarak biraz daha böyle sinema sektörüne çok yakın buluyorum. Çünkü hani karakterlerin yaratılmasından, dekorlara hatta senaryosuna çok benziyor. Siz bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Hani ana hatlarıyla bir oyun nasıl tasarlanıyor? Evet, yani iletişim sektöründe diğer medyalara benzer bir süreç var aslında. Biz daha çok oyun tasarımına odaklanıyoruz. Yani öğrencilerin analog olsun, dijital olsun, özellikle dijital tabanlı oyunlar geliştirmelerini istiyoruz. Bu geliştirme ve üretim süreci de aslında medyanın diğer kollarıyla benzeşen bir durum. Nedir onlar? Önce bir analiz sürecinden geçmesi gerekiyor. Daha sonra dizayn yapılıyor, prototipler oluşturuyor, bunlar test ediliyor. Daha sonra programlaması, geliştirmesi, test süreci ve final süreciyle bunu tamamlıyoruz. Aslında benzer bir sistem kurulmuş. Yani diğer alanlarda, medyada, sinemada özellikle nasıl bir kurgu yapmak gerekiyorsa oyun alanında da benzer kurgulara ihtiyaç var. Tabii, kesinlikle. Aslında bir bakıma da teknolojinin ilerlemesi oyun sektörünün ilerlemesine de çok katkıda bulunuyor. Ve artık çıktığımız zaman birçok oyunu da görebiliyoruz. Bunları birbirinden ayrıştıran şey nedir? Hani nasıl oluyor bazıları çok popüler oluyor? Evet, şimdi dünyada aslında yaklaşık neredeyse 74 milyar dolarlık bir oyun pazarı var. Türkiye'de bu rakam yaklaşık 500 milyon dolar civarında. 2020 itibariyle bunun 2 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Tamam, İngiltere ve Almanya gibi diğer ülkelerle kıyaslandığında belki daha düşük olabilir. Fakat bizim genç nüfusumuz fazla. Yani her geçen gün bu yeni teknolojilere, özellikle oyun motorlarının kullanıldığı, farklı teknolojilerin hakim olduğu alana pek çok yeni genç nesil ilgi gösterebiliyor. Dolayısıyla burada da farklı oyunlar ön plana çıkıyor. Nedir bu oyunlar? Yani baktığımızda strateji oyunları olsun, bu war games dediğimiz savaş oyunları olsun ya da diğer analog kutu oyunları olsun, pek çok çeşitli versiyonu var. Herkesin zevkine göre, aslında belki de yaşına göre, kriterlerine göre pek çok oyunlar tercih edilebiliyor. Burada tabii çocukların oynadığı bazı oyunlar var. Onlar bazen tehlikeli bulunabiliyor. Yani özellikle daha önce sanırım ortaya çıkmıştı Mavi Balina oyunu. Evet. Evet, yani intihara sürüklediğinden bahsedilmişti. Bunun gibi oyunların seçiminde belki daha çok velilere ihtiyaç duyuyor. Ama yetişkinler için herkesin zevkine, zaman ayırabileceği şekilde pek çok oyun seçimi var. Peki hani intihara sürükleyen oyunlardan bahsettik. Sizin öğrencilerinizin tasarladığı oyunlarda ya da yazdığı senaryolarda belli bir etik sınır var mı? Hiç bu göz önünde bulunduruluyor mu? Evet, yani öğrencileri olabildiğince özgür bırakmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki bu etik ve ahlaksal kuralları nasıl gerçek yaşantımızda, sosyal hayatta dikkate alıyorsak ve takip ediyorsak aslında oyunlarda da bu kurallara uymaları beklenir. Tabii. Yazılı olmayan kurallardır bunlar. Zaten çok fazla böyle rencide edici ya da kişileri rahatsız eden durumlar çok tercih edilmeyecektir. Ama onun dışında tabii ki sınır koymak, yani sen sadece şu tarz oyun geliştirebilirsin demek de doğru değil. Biz burada aslında akademik altyapısını vermeye çalışıyoruz. Nedir bu? Mesela oyun çalışmaları vardır. Oyun çalışmaları gerçekten yeni yeni, özellikle daha popüler hale gelmeye başlayan bir alan. Bu alanda hem akademik altyapıyı kuruyoruz, teorik tabanını anlatıyoruz öğrencilere, programlama dersleri veriyoruz, grafik tasarım dersleri, müzik, oyunlarda müzik gibi pek çok alandan aslında ders veriyoruz. Dolayısıyla dijital oyun tasarımı disiplinler arası bir program. Tabii. Onun için de İletişim Fakültesi altında yer alıyor ve pek çok alanla kol teması kuran bir bölüm.
Bunların hepsine dikkat edip olabildiğince biz öğrencilerimizi etkin, donanımlı bir şekilde mezun olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ne güzel. Bir yandan aslında ekonomik düzende de yeri çok önemli oyunların ve benim birçok bu son geçtiğimiz yıllarda özellikle spor oyunlarında ürün yerleştirmelerle karşılaşıyoruz. Sizce bu oyun sektörünü zenginleştiren bir şey mi? Tabii siz medyada olduğunuz için benden de iyi bilebilirsiniz. Yani reklam olmadan ya da bir şekilde bir sponsor olmadan o oyunun geliştirilmesi ya da devamı çok mümkün değil. Dolayısıyla artık bu ürün yerleştirme de gayet popüler. İzlediğimiz dizilerde, filmlerde pek çok alanda görebiliyoruz. Dolayısıyla oyunlarda da yer alıyor bu. Dünyada büyük oyun şirketleri var. Blizzard gibi, EA Sports gibi, Sega gibi. Tabii bunların geliştirdiği oyunda özellikle oyuncuları oyuna çekmeye çalışırken aynı zamanda reklamlarla, sponsor desteği alarak bunu da göstermek isteyebiliyorlar. Dolayısıyla evet, yani normal olarak karşılanabilir. Tabii. Şimdi eskiye baktığımız zaman hani oyunculuk sektörünü karşılaştırırsak biraz Atari salonları vardı, internet kafeler, arkasından oyunlar evlerimize geldi, şimdi artık ceplerimize geldi ve hatta biraz daha arttırılmış gerçeklik oyunları görüyoruz son zamanlarda. Sizce bu nereye doğru gidiyor? Evet, aslında daha eskiye dönersek yani çocukluğumuzda bile oynadığımız pek çok oyun vardır. Saklambaç gibi, körebe gibi, yani pek çok oyunlar vardır. Daha sonra bunlar zamanla aslında gelişti ve evrildi diyebiliriz. Neden? Toplumsal ihtiyaçlar aslında oyunların içeriğini ve tasarımını da değiştirmemize neden oldu. Akıllı telefonlar yaygınlaştı. Onlar için pek çok mobil oyunlar popüler oldu. Şimdi yavaş yavaş VR uygulamalarına doğru gidiyoruz. Yani sanal gerçeklik uygulamalarına. İnsanların bizzat oyunun içinde kendilerini hissedebilecekleri, aktif olarak dahil olmalarını sağlayan teknoloji var. Bu daha da gelişecek. Belki de gerçek hayatta tamamen entegre oyunlar olabilecektir. Yani teknolojinin bir sınırı yok. Tabii. O sınırlardan da oyun pazarı her zaman payını alacaktır. Teknolojinin sınırına bağlı diyorsunuz. Sınırına bağlı, evet. Tabii. Bu arada Game Jam ikincisi gerçekleşti bu geçtiğimiz haftada. Daha önce de biz haberlerini yapmıştık bunun. Bize biraz anlatabilir misiniz Game Jam'ı? Evet, Bilgi Üniversitesi olarak ikincisini düzenledik. İlki 40 saat sürmüştü, bu 12 saat sürdü. Burada katılan arkadaşlar analog ya da dijital oyunlarını tasarladılar 12 saatlik süre içerisinde. Çok güzel işler çıktı aslında. Pek çok arkadaş daha önce hiç tanımadığı kişilerle oyun geliştirme deneyiminin tadına vardığından bahsetti. Ya da kendileri ekip oluşturdular, ekip kurma, işbirliği yapma, bir sorun ortaya çıkınca o soruna çözüm üretme gibi pek çok aslında beceriyi gösterme fırsatı sundular. Çok güzel bir deneyim oldu. Biz üçüncüsü de düzenlenecektir yakın zamanda ve süper. Biz herkesi davet ediyoruz. Katılmalarını istiyoruz. Harika. Peki tekrar bölümle ilgili size bir soru soracağım. Bu bölümü seçmek isteyen öğrencilerin önceden bir ek bilgisi olması gerekiyor mu? Yoksa tamamen gelip sıfırdan okulda öğrenebiliyorlar tabii mı? Tabii tabii, yani sıfırdan öğrenebilirler. Çünkü bizim müfredatımız ona göre yapılandırılmış şekilde. Programlama altyapıları yoksa programlama altyapısında oturtuyoruz. Oyunlarda en önemlisi nedir ya da önemli noktalardan birisi oyun motorlarını kullanma. Burada Unity gibi, Unreal Engine gibi çeşitli oyun motorlarını kullanabilecek donanımı veriyoruz öğrencilere. Tasarım derslerimiz var. Tasarımla ilgili Photoshop olsun, diğer benzeri uygulamalar olsun, onları derslerinde görüyorlar. Oyun sektöründe mesela data analytics dediğimiz, yani veri analizi, o da önemli bir nokta. Oyun ne kadar pazarlanmış, piyasaya ne kadar sürünmüş, kaç milyon kişi oynamış gibi, bu verilerin analizi de önemli son durumu görmek için. Onları da analiz edebiliyorlar. Yani farklı hocalarımız da aslında öğrencileri, arkadaşlarımızı bu oyun bölümünde mümkün olduğunca etkili ve verimli bir şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Harika, süper. Tekrardan geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Programın da ben burada sonuna ederim. Geldik. Gelecek bölümlerde tekrar yeni konuklarla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.